Geçmiş olsun Nefes Hanım. Küçük bir baygınlık geçirmişsiniz galiba. Şimdi daha iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Tahir Bey her zamanki gibi epey telaşlanmış. Daha önce hamile olduğu için bayılan kimseyi görmedim de. Zor bir hamilelik olacak sizin için. Beni çağırmışsınız. Bir şey mi var? Var ama korkacak bir şey değil. Ne peki? Kan uyuşmazlığından şüpheleniyorum. Oğlunuz olduğunu söylemiştiniz. Kan grubu nedir? Sıfır RH pozitif. Tahmin etmiştim. Kan uyuşmazlığı. RH uygunsuzluğu, anne RH negatif, bebekse RH pozitif olduğu durumda gelişir. Hamilelik sırasında anne kanına geçen bebeğe ait RH pozitif kan hücreleri annenin bağışıklık sistemini uyarır ve antikor üretimini başlatır. Bu antikorlarsa bebeğe ait kan hücrelerini parçalar. Bu duruma RH kan uyuşmazlığı diyoruz. Yani aslında oğlunuzun doğumundan sonra bir iğneyle bu halledilebilirdi. Peki şimdi ne yapacağız? Kontrol altında olacaksınız. Merak edecek bir şey yok. Sadece bilginiz olsun istedim. Bir de bana güvenmenizi istiyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Şimdi daha iyisiniz ama değil mi? Hı, iyiyim. Güzel. Evinize gidin, dinlenin ve hamileliğin tadını çıkarın. Teşekkürler. Hepsi bu mu? Tahir Bey, lütfen sakin olun. Nefes Hanım da gereksiz yere telaşlandırıyorsunuz ama, öyle değil mi? Tahir, hadi kalk gidelim, olur mu? Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tahir! Ya Tahir, ne olur böyle yapma. Bak, ben gerçekten iyiyim. Tahir! Nefes, içim rahat değil. İçim. Bayılmış yere düşmüşsün. Hafif alınacak şey mi bu? Tahir, ama doktoru duydun. Hem ben sebebini biliyorum. Neyi biliyorsun? Ben bugüne kadar ne kadar hasta olursam olayım, ne yaşamış olursam olayım, hep kendime dedim ki, Nefes, senin hasta olmaya düşmeye hakkın yok. Çünkü eğer ben düşersem, hasta olursam, oğlum yalnız kalır. Ama şimdi içimden bir ses diyor ki, vücudum bana diyor ki, Nefes, sen çok yoruldun. Eğer düşersen, seni tutacak bir adam var. Eğer sen düşersen, oğlun yalnız kalmayacak çünkü onun bir babası var. Biraz hasta olmak, belki biraz naz yapmak senin de hakkın. Tabii bunu böyle açık açık söyleyince pek bir kıymeti de kalmıyor. Efendim. Evlat, bir konuşmamız lazım. Tamam. Ben birkaç saate gelirim. Evde misin? Evet.